Kombi yine bozulmuş. Bir tamirci çağıracağım. Böyle akşam dolarsın. Hep burada mı kalacağım? Bir kazaydı. Evet, benim hatamdı. Ama bilerek olmadı. Adı üstünde kaza. Baran'ı ikna edip konağa geri dönmeye çalışıyor. Herkesi inandırabilirsin. Ama beni asla. Bilerek yapmadın. Öyle mi? Hadi ya. Gerçekten mi? E kaza demek ki. Hiç bana öyle masum kız rolleri yapma. Hatayla olmuşmuş. Sen onu benim külahıma anlat. Senin gibilerin ciğerini bilirim ben. Yeter artık, sus. Sinsisin sen. Baran bir gün gerçek yüzünü görecek ama. Kudret amcayı bilerek oraya götürdün. Bilerek yokuş aşağı bıraktın. Evet, bilerek yaptım. Rahatladın mı? Utanmadan bir de Kudret amcayı düşmesi için bilerek oraya götürdüğünü mü söylüyorsun? Yeter artık. Sus ne olur, yeter sus. Kulaklarınla duydum Baran. Ama ben sana söylemiştim. Bu kız masum numaralarıyla seni kandırmaya çalışıyor. Ama gerçek yüzü bu işte. Söyleyeceğini söyledi Baran. Daha neyi duymayı bekliyorsun? Ama aslında hepimizin bildiği bir gerçeği itiraf etti sadece. Tabii seni duyacağını beklemiyordum. Ama hayat sürprizlerle dolu işte. Değil mi Dilan? Derya. Bizi yalnız bırak. Bana kaza gününü anlat. Derya doğru mu söylüyor? Bilerek mi yaptın? Savunmayacağım kendimi. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Ben de geliyorum. Çaresiz birine zarar verebileceğimi düşündüysen hiç tanımamışsın beni. Thank you.
Ne dedin sen? Nişanlınım dedim. Unuttuğun nişanım. Eğer bana inanmıyorsan Zümrüt'e sorabilirsin. Doğru mu söylüyor? Doğru. Senin işin buraya kadar. Bundan sonra nişanlımla ben ilgilenirim. Yardımın için sağ ol. Artık sana ihtiyacım yok. Şimdi ne yapacak bu çocuk? Aman bizim başımızdan gitsin de ne alt ederse etsin. Hayır, ben bu kızın Zümrüt'e niye diklendiğini anlamadım. Asortik olmaya çalışan Mine'nin. Ne derdi var yani benim kızımla? Aman neyse. Benim derdim bana yeter zaten. Hani şimdi bu kız zengin ya. Hani madem Ali ile de nişanlılarmış. Sence ne yapacak bu çocuk? Kız ne biçim soru o öyle. Zenginse tabii koşa koşa eski hayatına gidecek. Aptal değil ya bu çocuk, mahalle köşelerinde sürünsün. Öyle mi diyorsun mamacığım? Öyle diyorum tabii, ne diyeceğim. Sen olsan bu fakirliği mi seçerdin yoksa krallar gibi zevk-i sefa içinde yaşamayı mı? Baran nerede? Baran Bey bize bir şeyler hazırlamamızı söyledi de gelin hanıma götürdü. Şu yılana gelin hanım demeyi bırak! Affedersiniz. Dilan diyecektim. Kızım, niye yalan söyledin? Hiç oldu mu şimdi? Ne yapsaydım anne? Yine fırça yiyecektim. Durumu kurtarmak zorunda kaldım ben de. Hem çok da yalan sayılmaz yani. Nasıl sayılmaz kızım? Baran Bey bir şey istemedi ki. Çantayı ben hazırladım. Ben götür vereyim dedim Baran Bey'e. Anne, bak sen de yangına körükle gitme. Baran Bey ile Dilan'ı bir araya getirmeye çalışma. Zaten dikin üstündeyiz. Bizi de ateşe atıyorsun. Bir umut işte. Ben Baran Bey'i çocukluğundan beri böyle görmemiştim. O kıza bakınca gözlerinin içi gülüyor. Saklamaya çalışsa da ben fark ediyorum. Demek senden o kadın. Ne zamandır kim olduğumu bilmiyordum. Eski hayatımdan birinin, yakınlarımdan birinin karşıma çıkıp buldum seni demesini bekliyordum hatta. Ama şimdi o kadar beklediğim şey hiç mutlu etmedi beni. Keşke yanında olsam. Kafan ne kadar karışmıştır. Seninle
seninle konuşup dertleşebilsem. Biliyorum bana ihtiyacın var. Ama yapamam. Gelemem yanına. Bir şey mi oldu Baran Bey'im? O gün, kaza günü. Olanları gördün mü? Yok, görmedim. Ama Dilan bile isteye Kudret Bey'e zarar vermez. Kazaydı hepsi. Böyle bir ihmale anlam veremiyorum. Bir çocuk bile böyle bir hata yapmaz. Baran Bey oğlum, Dilan'ı hiç mi tanımadım? Onca yaptıklarını düşünsene. Babanın doğum günü için nasıl çırpındı? Onu mutlu etmek için Aytin Hanım'ın yarım bıraktığı atkıyı bile tamamladı. Bunu sizin için tamamladım. Yaşanan hiçbir şeyin telafisi olamaz. Sen görmüyorsun belki ama üzerine titriyor. Babasının hatasını telafi etmek için elinden geleni yapıyor yavrucak. Babanın mutlu olması için bu kadar uğraşan biri ona niye zarar versin be oğlum? Onca şeye rağmen hala ona inanıyor. Delireceğim artık, çıldıracağım. Bir şey yapmam lazım. Ama ne? Şükür bugünüm sağ ol. Sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Ama bak, her şey düzelecek artık. O kız bu eşikten çıktı gitti ya. Bir daha girmemesi için elimden geleni yapacağım. Söz olsun sana oğlum. Söz. Azade Hanım'ı doldurmak dışında elimde ne var ki? Hayatım bu kadar fevri davranma. Bugüne kadar Azade Hanım'ı doldurdun da ne oldu? Ne yapacağım peki? Baran resmen efsunlanmış gibi. Kız ben yaptım. Babanı bilerek ittim demesine rağmen hala konduramıyor. Benim aklım, zihnim, her şeyim durdu artık. Çıldırmak üzereyim. Şeytan diyor ki git boğazını sık şu kızın. Aşkım tamam, çok can sıkıcı olduğunun farkındayım. Ama Dilan'ı gözden düşürmek istiyorsan aklını kullanman lazım. O kız konağa dönmek için belli ki elinden gelen her şeyi yapacak. Sen de ona engel olmak istiyorsan akıllıca bir plan yapacak. Ne yapacağım peki? Bu kız nerede kalıyordu? Yazlık evde. Neden? Ne yapıyorsun? Seninle konuşmak istiyorum. Ne var bunda? İşim var. Ya ne oluyor? Günlerdir saklambaç oynuyor gibisin benimle. Bir şey yok. Sana öyle gelmiş. Yok. Var bir şeyler işte. Ya gerçekten bir şey oldu. Yok. Onu bırak da gideyim. Bak Derya Hanım görecek şimdi. Derya mı bir şey dedi? Dün de biraz çekiniyor gibiydin. Hayır demedi. Ya ne olur gideyim. Bak görecek, başımıza iş alacağız şimdi. Ya bir sakin ol kızım. Görürse görsün. Ben haddini bildiririm ona. Hem kim oluyormuş o? Aileden değil, bir şey değil. Dış kapının dış mandalı. Aman sakın ha. Derya ile Azade Hanım arasından su sızmıyor. Favori gelin adayı bilmiyor musun? Ya bırak. Ya lütfen. Eğer Derya Azade Hanım'a bize birlikte gördüğünü söylerse olaylar daha da büyür. Neredesin sen?
Kahve içeli bir saat oldu. Yapmıştım ama soğudu o. Bir daha yap. Hemen. Allah muhabbetinizi arttırsın. Eyvallah. Kahveniz? Derya Hanım. Soğumasın, buyurun. Ne sanıyordun? Sana mı inanacaktı sanki? Bana bak. Sen onun kılına dokunamazsın. Anladın mı beni? Kılına dokunamazsın. Bir de bana gelmiş geçmişi telafi etmek falan diye masallar anlatıp duruyorsun. Sen hem hainsin hem yalancısın. Yeter! Kimle konuştuğuna dikkat et. Onun benim karım olduğunu unutma. Geçti. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben Cihan'a zarar vermem. Korkma. Yeter artık. Ağlamak yok. Derya'ya inandıysa inandı. Onun sorunu. Benim değil. Ali. Özür dilerim. Daha önce söylemeliydim sana. Aslında sinemaya çağırdığım gün her şeyi anlatacaktım ama sen beklemedin beni, gittin. Haklısın da. Tanımadığım bir kadın sinemada seni bekliyor. Sen olsan ben de şaşırırdım. Ama kötü bir niyetim yoktu, inanma. Aramızdakileri kendiliğinden hatırlamanı istedim. Senin üzülmemen için, bir şok yaşamaman için. Tekrar bir travma yaşama diye yani. Olmadı. Bekledim. Uygun zamanı bekledim konuşmak için. Tam konuşacaktım. Neyse. Ne? Söylemek istediğinde ne? Zümrüt engel oldu. Sen şimdi bırak bunları. Benim asıl merak ettiğim başka bir şey var. Kimim ben? Sen Ali Öz Yılmaz. Bir ailen var mı? Baban var. Peki şimdiye kadar niye bir şey söylemedin babamla alakalı? Çünkü aranız bozuktu. Ben tam söyleyecektim. Ama... Ama ne? Zümrüt de böyle olmasını istedi Ali. Ben önce babanla görüşecektim. Her şeyi anlatacaktım. Ama işte olaylar bu kadar hızlı gelişince... olmadı.
Nerede bu yazlık evin yedek anahtarı acaba? Eminim burada bir yerde tutuyordu Baran. Nerede ki? Kader, sen şimdi Kudret'in yemeğini hazırla, sonra da yedir. Tamam hanıma. Ben odama çıkıyorum. Baran nereye gittiğini söyledin mi sana? Şeye kadar gitti, yazlık evi. Daha yeni gelmemiş miydi oradan? Ne böyle devamlı dolap beygiri gibi gidip gelmeler? Gelin hanıma, yani Dilan hanıma telefon sipariş etmiş. Kargocu getirdi. Oradan da holdinge geçeceklermiş. Hasan Bey'le toplantısı varmış. Bir telefon eksikti. Adamlardan biriyle yollayamadı mı? Bahane mi yapıyordur, nedir bu? Neyse neyse, sen Kudret'le ilgilen, ben yukarı çıkıyorum. Derya nerede? Odasındadır herhalde. Derya kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Hanımanne. İşle ilgili bir durum vardı da, bir dosya vardı da. Onu almaya geldim. Holding'de bir toplantıya yetişeceğim de. İyi. İyi yapıyorsun kızım. Sen böyle çalışkan, böyle ayakları üstünde duran bir kızsın ya. Seninle çok övünüyorum. İnşallah Baran da yakın zamanda kıymetini anlayacak. Teşekkür ederim hanım anneciğim. İnşallah. Toplantıya gitmeden önce gel de karşılıklı bir kahve içelim. Hadi bakalım. Yaptım. Rahatladın mı? Utanmadan bir de Kudret amcayı düşmesi için bilerek oraya götürdüğünü mü söylüyorsun? Yeter artık. Sus ne olur yeter sus. Savunmayacağım kendimi. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Bırak diyorum sana. Korkma benim. Bıraksana beni, bırak. Sakin. Bırak. Bırak beni.
Gerçeği ne zamandan beri biliyordun? Yeni öğrendim aslında. Çok olmadı. Ben geçmişim neydi? Ben kimdim diye bocalarken, bir sürü soruyla boğuşurken sen bu soruların cevabını biliyordun öyle mi? Nasıl yaparsın bunu Zümrüt? Ben sana güvenmiştim. Ama yanılmışım. Beni eve, aileme götürüyor musun? İyi günler babaanne. İyi günler oğlum. Gel otur. Söyleyeyim sana da bir kahve yapsınlar ha. Yok babaanne. Kahve bende biraz gerginlik yapıyor da. Ha bu arada. Derya Hanım'a çok güzel bir ev buldum. Buraya da yakın hem. Rahat rahat gider gelir. Öyle mi? Nereden çıktı şimdi bu Fırat? Sen gitmek mi istiyorsun kızım? Ya geçen biraz konuştuk da benim emlakçı bir arkadaş var dedim. Derya Hanım da ben de düşünüyorum falan deyince öyle değil mi Derya Hanım? Ya kızım nereden çıktı şimdi bu? Yok şey hanımanne lafın gelişi kesin bir şey değildi aslında. Ha. Allah Allah ya. Ben yanlış anladım o zaman. Ciddisiniz sanmıştım. Yok yok. Acelesi yok o işin oğlum. Ya, konakta bir sürü oda var. Rahat ettiği müddetçe yani Derya'nın yanı bizim yanımız. O kadar. Ay. Aa, kim arıyor oğlum? Yakın gözlüğümü almamışım. Bak bakayım. Mardin'den Sümbül teyze. Aç, aç, aç. Alo, Ahrettin nasılsın? İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz. Ah, toparladı, toparladı çok şükür. He, sizler nasılsınız? Ahşet nasıl, iyi mi? Evet Derya Hanım. Eğer sınırlarınızı çizerseniz ben de çizerim. Öbür türlü yapacaklarımın haddi hududu olmayacaktır. Bilesin. Bir Dilan'dan kurtulayım. Sıra senle babana da gelecek. Neden geldin? Bu senin. Ailemi arayabilir miyim? Hayır. Sadece beni. Aksini yaparsan haberim olur. Ama...
Sen Süpi misin? Eve gir. Kızı korkut. Öyle bir korksun ki bir saniye bile kalmak istemesin o evde. Hiçbir iz bırakmayacaksın. Bu iş bana dönmesin. Yoksa çok fena olur. Anladın mı? Hali öyle. Ben bir bakayım şuna. Bırak üstüne gitme. Kendi halinde kalsın. Burada. Artık Derya'dan korkmana gerek yok. Niye? Ne oldu? İnce ayar çektik diyelim. Ya niye yaptın ki? O çok kötü biri. Şimdi beni de rahat bırakmayacak. Sana Derya'dan korkmana gerek yok dedim. Ben seni korurum. Tamam? Gül, Kader, bakın bana biriniz. Gül, Kader. Gül, neredesin? Babaanne. Oğlum. Kahya alışverişe çıkacakmış da hanıma bir şeye ihtiyacı var mı dedi. Ha, iyi dedin. Var tabii, olmaz mı? Çıkmadı değil mi daha? Yok yok, çıkmadı, kapıda. İyi, ben onunla beraber gideyim, o şimdi beceremez. Sen de yorma kendini, yat dinlen biraz. Hadi bakalım. Ne işiniz var burada? Eyvallah Cihan'ım. O kızla uğraşma Fırat abi. Sana göre değil o. Ek maddeleri de ilave ettik. Ben de kontrol ettim yeğenim. Aklın kalmaz.
Siz devam edin, gelirim birazdan. Ortadan kaybol, hemen. İzzet, senin toplantıların yok muydu bugün? Neden erken döndün eve? Bir şey mi oldu yoksa? Konuşmamız lazım Rana. Akşam konuşurduk zaten. Acelen neydi? Nedir ki bu kadar önemli olan? Ay dur dur. Söyleme. Vallahi gerildim ben de. Hadi dışarı çıkalım, bir kahve içelim, orada anlatırsın. Hadi. Rana, iflas ettim. Her şeyimi kaybettim. Adam toplantıyı bırakıp gitti. Çocuk oyuncağı mı bu? İş yapıyoruz canım. Ya sen ne bakıyorsun Baran'a? Boş ver. Senin muhatabın benim. Hem işler tıkır tıkır yürüyor. Hem o maddeleri de biz Baran'ın dikkatini çekmemek için değiştirdik. Amaç belli. Baran'ın güvenini kazanıp daha büyük oynayacağız. Her şey senin istediğin gibi olacak yani. Öyle diyorsun. Öyle tabii Şehmus. Yarın yanağından gayrı her şey ortağız bundan böyle. Bugün sen benim sırtımı kaşıyacaksın. Yarın ben senin, öyle değil mi? Öyle.
İyi misin? Çok korktum. Sakin ol, geçti, buradayım. Gel, arabaya bin. Bir süredir uğraşıyordum. Bir çıkış bulabilmek, bir kurtuluş bulabilmek için. Aslında umudum da vardı. Bu yüzden de sana tam olarak ne durumda olduğumuzdan bahsetmemiştim ama... olmadı Rana. Başaramadım. Her şeyimizi kaybettik. Ne demek her şeyimizi kaybettik? Sen ne dediğinin farkında mısın İzzet? Üzgünüm Rana. Üzgün müsün? Vah vah. Kıyamam. Ya bu nasıl bir beceriksizliktir ya? Koskoca şirket, onca yatırım, birikim, her şeyi kaybettik mi? O zaman inatçılığının ve beceriksizliğinin bedelini tek başına ödeyeceksin. Bundan sonra ben yokum. Rana, ne diyorsun sen? Yani evliliğimiz, sevgimiz, hepsi parayla mı alakalıydı? Aç gözlerini İzzet, aç. Romantik filmde değiliz. Gerçek hayat bu. Para yoksa aşk da yok. Rana, Rana sen neler söylüyorsun? Duydun işte İzzet. Ben kalbimle değil, mantığımla hareket ederim. Bundan sonra da senin yanında kalıp ömrümü bir ihtiyarla kıt kanaat geçinmeye çalışarak mahvetmeye hiç niyetim yok. Kusura bakma. İzzet. İyi misin İzzet? Rana. İlaçlarım. İlaçlarım. Rana? Rana! İyi ki çıktın karşıma. Sanki seni yıllardır tanıyormuşum gibi bir his var içimde. Ben Zümrüt. Ben de Ali. Memnun oldum. Ben de.
İçeride cam kırılmış. Ben kırdım, kaçmak için. Telefonu neden yanına almadın? O anki panikle aklıma gelmedi ki. Kapıda zorlama da yok. Bu adam içeri nasıl girdi? Bilmiyorum. Kapıyı açık bırakmış olabilir misin? Hayır, kapattım eminim. Sen bana inanmıyor musun? İşte geldik. Kimse yok işte. Baktım her yere. Evden çıktı. Peşimdeydi. Dışarıda da kimse yok. Hem kapıda zorlama falan da yok. Kilitle kapıyı, kal burada. Dur lütfen. Sen nereye gidiyorsun? Konağa. Beni burada tek mi bırakacaksın? Evet. Çocukluk etme. Hiçbir şey olmaz. Hayır. Bırakma beni ne olur. Korkuyorum diyorum sana. Ben burada tek kalamam. Lütfen. Olmaz. Gitmem gerek. Lütfen. Eğer gideceksen beni de götür. Beni burada yalnız bırakma. Yalvarırım. Beni de al yanına.